İyi ki indin aşağı. Nesrin çok mutlu oldu. Seni yalnız bırakmayayım dedim. Teşekkür ederim. Bir de Rıza kaptanımız oldu. Çok iyi bir adam değil mi? O ya ağzını öpeyim Adnan Bey. Yap bakayım. Ben onun gibi konuşamıyorum. Bırakın lütfen Adnan Bey. Yapma. Çok tatlısın. Biliyorum. Adnan lütfen. Çok yorgunum hayatım. Affedersin. Uykum var, lütfen darılma. Ne münasebet. İyi geceler. İyi geceler. Efendim. Günaydın. Günaydın. Neredesin? Yeni kalktım, odadayım. Özledim seni. Ben de. Nasıl geçti geceniz? İyiydi. Evde misin bugün? Sen? Evdeyim. O zaman ben de evdeyim. Matmazel gelmiş. Öyle mi? Salondalar. Birazdan karşı karşıya geleceğiz. Üf, daralıyorum. Bir şey görmedi. Boşuna sıkılıyorsun. Nasıl bu kadar vurdum duymaz olabiliyorsun? Tamam, için rahat etsin. Ben bir şekilde konuşturacağım onu, merak etme. Çaktırmadan ağzını arayacağım. Tamam, dikkat et lütfen. Tamam Peker'cim, görüşürüz. Öptüm canım. Günaydın. Uyuyorsun zannettim, kapıyı çalmadım, kusura bakma. Peker'le konuşuyordum. Selam söyledi. Hemen gitmiyorsun değil mi? Birlikte bir kahve içeriz. Olur. Günaydın. 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 Erkencisiniz Matmazel. Her zamanki gibi. Evet. Nasıl geçti bakalım gece? Olaylı. Ne oldu? Elif'le karşılaştık. Günaydın. 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 Aa. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de şahane görünüyorsunuz. Evet, süper. Ha, teşekkür ederim. Yerleştiniz mi bari? Aşağı yukarı. Dün nereye kayboldun? Herkes seni aradı. Kim aradı? Sevil Hanım. Aman. Neredeydin? Herkes sorunca ben de merak ettim. Kolejden arkadaşlarla toplandık dün. Sen? Her sene toplantıya gitmemek için kaçacak delik arardın. Yine çok sıkıldım, merak etme. Erkenden kaçtım. Atladım bir taksiye, eve geldim. Biz bahçedeydik. Hayır canım, evde hiç ışık yoktu, yatmıştınız. O zaman erken gelmedin. Ne oluyor? Babam bana bu kadar soru sormuyor. Ama ne yani? Yaşa Nihal. Dün geceyi ayrıca konuşacağız. Oraya bir virgül koydum biliyorsun. Kendi kendine yakmak mı ne denir? Ne var? Biz geç dönmedik ki. Ha, erken dönmüşsünüz sabaha karşı. Elif'e anlatıyordun. Ha. Aptal. Behlül'ün üstüne saldırdı. Bak sen. Ya. Kavga çıkarmaya çalıştı ama Behlül çok iyi idare etti. Biz de atladık bir taksiye. Arabayı bile getirmelerini beklemedik, başka yere gittik. İyi yapmışsınız. Adnan Ziyagil Behlül'ün gerçek amcası değil. Akrabalar ama kuzen çocukları falan oluyorlar Adnan Bey'le. Hı hı. Evet. Yani Nihal'le kuzen falan değiller. Neden olmasın? Tabii. Ben eminim hatta. Nihal beni oldum olası hiç sevmedi zaten. Sebebi buymuş demek ki. Evet. Ama sakın benim ağzımdan yazmayın rica ederim. Kesinlikle yalanlarım vallahi. Tamam, sağ olun. Peki, görüşürüz o zaman. Bay bay. Günaydın. Gazeteciyle mi konuştun yine? Arıyorlar, ne yapayım? Dün geceden beri susmadı telefonu. Ne yapıyorsun Elif? Durduk yere huzurun kaçacak. Onun huzuru kaçacak asıl. Kaçsın da. Beter olsun. Gerizekalı. Nasıl anladım Behlül geliyor? Kendinden önce kokusu geldi her zamanki gibi. Günaydın. 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 Az önce horluyordun. Nasıl kalktın? Ayak sesini duydum. Numara yaptım. Merhaba. Merhaba. Dün gece yine çok hareketli geçmiş. Şöyle bir üstünden anlattım. Hepsini değil. Dahası da var yani. Hayır canım. Dedim ya Behlül çok iyi idare etti. Bugün şirkete gelecek misin? İstersen gelirim. Öyle isteksiz söyledin ki gelme peki. Yo. Gerçekten gelebilirim. İstemez. Gelip orada uyuyacağına otur havuzu başında uyu. Ne güzel fikir. He. Küpelerinizi bulmuşsunuz. Thank you.